Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dün akşam ilahiyatçı sordu ya. Biraz daha kafama takıldı. Spor sormuyor da. Fakat bu soruyu ilahiyatçılardan başka kimse soran yok. Ama sordukları tamamı değil bir parça, bu ortama uygun. Tamamı değil tabii. Tamamı kalkmaz biraz. Dolayısıyla tamam olmadığından gündeme getireceği mevzu kadar cevap olacak. Ama bunu çok soruyorlar. Dün akşam da geldi ilahiyatçı değil mi? Öğretmendi. Maraş mıydı? Maraş'ta. Mesela bunu sordu burayı. Sayfa 87, lemalar. Diyor ki, şeytanın en büyük bir desisesi, şeytanın en büyük tuzağı, şüphesi değil, şüphe iki varlığı gösterir. Desisi ise çökertmek için kullanılan yöntemdir. Sinsi. Evet, desise. Sinsice çökertme yöntemi, virüs gönderiyor. Açtığın anda o maili pat diye çöküyorsun. Şüphe yok yani. Burada çöküntüye. Yani bir kere desise diyor. Yöntemi farklı. Kimin? Şeytanın desisesi olur. İblisin nesi olur? Kur'an'da hoca iblis ne diye geçiyor? Adem'in karşısında Allah ne yapmış? Kibirlendi mi diyor. Kibirlendi. Kibirlenmek iblisliktir. Desise şeytanlıktır. Şeytanın adı şeytan değil. Azazi. Bu kullandığın yöntemin ismi şeytan. İblis. Hennaz. 55 tane yöntemi var. İblisin en büyük bir desisesi neymiş? İki nokta üst üste. Hakaik-i maniyenin azameti cihetinde dar kalpli ve kısa akıllı ve kasır fikirli insanlara aldatır der ki, kime yapar bunu? Bir, imanın azametli meselesi, bardak gibi değil böyle. Bir şey bardak olsa bunun ihatası mümkündür. Devam ediyoruz. Hakaik imaniyenin azameti, yani İmani mevzular dünya azametli. Azametli. Kibriya değil. El azametu ridai ve kibriya ve el azametu ridai ve el azametu rida ve el azametu ridai ve kibriyayı izari. Allah'ın iki türlü örtüm var diyor. Azamet ve bir de kibriya. Birisi izar, birisi rida. Birisi alt örtü, birisi üst örtü. Şimdi bu Allah'ın bile örtüsü var. Şiddeti zuhurunda. Örtü örtü. Çünkü kendisini göstermeye kalksa her şey kör olur, yok olur. Nimet ilahiye perdeler arkasında oluyor. Yani Ağustos'ta bu kırık anda gözünü güneşe bakabilir misin gündüz 12'de? Gözün kör olur yani ısrar etse. Ki bu mahluk yani. O zaman örtü kullanmış. Yani varlığın kendisi vadiseler. Şeyde Nur talebeleri için diyor galiba 179'da mıydı? Salih Nur talebeleri ihrama girmişlerdi. İhram. Evet, ihram haram bir sahaya girmiş. Haram, mahrem bir sahada. Bu ders yapınca tabii çok ders şey geldi, soru geldi. Hacı Ömre'ye gidenler bilir. Erkekler ihram giyer, kadınlar giymez.
Hatırlar mısınız? Çok. Kadınlar niçin ihram giymez? İhram giymesi için ihram olmaması lazım. Çıkartmadı ki ihramı giysin. Örtüsü ihramdır. Haramdır. Örtüsü ihramdır. O burada da ihramlıdır. Demek ki bu örtü değil mi? Şu dediğimiz bir örtü değil. Şimdi azameti, mesela imani mevzular azametti yani. El azameti rıza, riday vel kibray izari şey, riday. Şimdi ne? Mutlak ve muhit, ahireti iman. Ahiret nerede? Nasıl olacaksın? Nasıl kavrayacaksın? Niye? Kendini daha kavramadın ki. Hani sen ben zannettiğim şey, mideden, cesetten, elden, ayaktan, bu musun yani? Sen kendin hakkında bir şey konuş deseler kaç dakika konuşursun? Cilt ne o, sayfa ne o, İbrahim. Sen kimsin denilince ne diyebilirsin? Kaç dakika ve kaç saat konuşuruz? Ben kimim? Acela. İşte. Ama 18 bin alemin hulasası şu anda ruhu, ama onun dışında yapı sistemi var. Bir de bu azameti meselelerin dar kalpli, bir, iki, kısa akıllı, üç, kasır fikirli. Kalp dar, akıl kısa, muhakeme yok gibi. Lan hiç anlamıyor ki, basmıyor ki. Mezarda şimdi babası gömülüyor, amcası gömülüyor. Hala işin peşinde yani. Yani işin ciddiyeti yok yani. Şey yok yani, intikal yok. Fikir yürütme yok yani, öyle bir sistem çalışmıyor. Yani kendisi hiç alakası yok canım, ölmüş ölmüştür canım, bizim ne alakası. Böyle bir insana bu mevzuyu diyor ki şeytan, böyle bir insana böyle bir mevzuyu, imani bir mevzuyu, mutlak ve muhit olan bir mevzuyu, dar kaplı, kısa akıllı, kasır fikirli böyle bir insana diyor ki, bir tek zat umum zerrat ve seyyarat ve nucumu vesair mevcudatı bütün ahvaliyle tedbir-i rububiyetine çeviriyor. İdare ediliyor deniliyor. Böyle hadsiz acip büyük meseleye nasıl inanılabilir? Nasıl kalbe yerleşir? Nasıl fikir kabul edebilir der. Hadsi insanı noktasında bir his inkar uyandırıyor. Şimdi mesele bitti. Diyor ki fiziğin dediği, bir iğnenin ucundaki atom sayısı belli değil bizce. Sayısı belli değil. Diyor ki bir iğnenin ucundaki atomu düşün, bütün şu varlığı, dünyayı değil, 18 bin alemin bir anda ayrı ayrı işleri bir iş gibi nasıl yapıyor? Ayrı ayrı, nihayetsiz işi tek iş gibi. Nasıl yapar? Nihayetsiz. Dünya değil. Bütün kainat. Bütün kainattaki şeyi nasıl yapar diye soruyor. Şimdi niçin olmaz veya olur der. Ats insanı noktasına koyuyor. Pergeli koyuyor. Sen diyor bir anda aynı anda kaç tane iş yapıyorsun? Yani tıraş olurken yemek yiyemiyorsun. Sen edebiyatı konuşurken sınıfta aynı zamanda ders dinleyemezsin. Veya ders matematik çalışamaz. Hani insanı merkeze koyuyor, insanın penceresiyle bakıyor hakikaten. Ben kaç tane iş yaparım ya aynı anda? Aynı anda kaç tane iş yaparım? Tamam. Mesela dişi delerken diş doktoru tıraş olamaz aynı anda. Aynı an geldi yapacak. Nasıl yapacak? Şimdi niçin bu şeyi sokuyor? Pergeli insana koyuyor. Sen böyle bir şey yapabilir misin diyor. Bu zat diyor nasıl yapacak diyor. Cevabı da bu işte. Şeytanın bu tesisini susturan sır Allahu Ekber'dir. Allahu Ekber'dir. Onu soruyordu. Şeytanın bu desisesini susturan sır Allahu Ekber'dir. Ve cevabı hakikisi de Allahu Ekber'dir. Çok da... Çok güzel oturduk.
Lemonat kaçtı? 87. Soru var da şey devam. Ama cevabını bir cümle okuduğum zaman da okudum. Evet. Evet, çok güzel. Tamam. Allah akber ha. Ders bitti mi şimdi? Ders bitti. Vay be. Şimdi bak. Bu ve buna benzer mevzuları insanı çıkmaza sokan, çökerten sebep insan noktasına düşündürüyor. Ben böyle bir şey yapabilir miyim? Yok. Nasıl yapsın ki? Yani sebep alemi içinde, mahlukat içinde en mükemmel insandır. Ben ne yapabiliyorum? Hiçbir şey. İnsanı merkeze koyup baktırıyor. Dolayısıyla Allah'ı insana indirgiyor. Oysa bu sorusu bu değil ilahiyatçının. Cevabı Allahu Ekber diyor. Bunu Allahu Ekber nasıl cevap olur? Niçin izah yapmadı, bir örnek vermedi güneşten? Mesela sorunun cevabını değil, yöntem anlatıyor burada. Sorunun cevabını siz merak ediyorsunuz. Sizin sorunuz Allah nasıl yapıyor? Yani nasıl yapıyor? İlahiyatçıları meşgul eden, bunun cevabı desisesini susturan Allahu Ekber'dir. Allahu Ekber bunu nasıl desisesini susturur? Siz cevap isterseniz bu Allahu Ekber'i sunulur. İşte size ait cevabı vereyim. Bir iki tane örnek vereyim. Bir güneş düşünün. Güneş. Bir anda kuzeye, güneye, doğuya, batıya vuruyor mu dünyanın yarım küresine? Nihayetsiz işleri yapmıyor mu? Çiçeği büyütürken armutu da şeftaliyi de, koyunun tüyünü, denizin dibindeki balıkları, gezegenleri tutuyor, nemleri ayarlıyor. Yani odun yapıyor. Odun donmuş güneştir. Tüyler de öyle. Koyunun tüyü de o. Donmuş güneştir. Böbreklerin de öyle. Ciğerlerin de öyle. Yani güneş bir anda her yerde farklı iş yapmıyor mu? Şu ezan bir anda işte ulaşabildiği herkese aynı anda gitmiyor. Başka? Elektrik, kebandan çıkan elektrik, hemen yanındaki yönetim binasındaki ampulü bile direkt çıktığı gibi vermez de, trafodan verirler onu. O trafodan çıkan elektrik, lojmanda yönetim binasında ampul yandığı anda kırık anda yanıyor. Yani sanayi binde biri kadar bir küçük şey var. Peki bu elektrik tek şey değil midir? Bu Antakya'da, Hatay'da kaç tane cihaz vardır evde? Çelaz kalından, fotoğraf makinesinden, fırınına kadar, süpürge makinesine kadar ne kadar cihaz var? Bir tek şey bir anda her yerde farklı iş yapıyor. Elektrik, burada ezanı, ezan bu elektriktir. Yani adamın sesi yok şu anda. Elektriği ne olur? Şimdi burada konuşuyor ses. Bu mikrofon tümsek. Orada elektriğe dönüştürülüyor ses. Kablodan ses gitmiyor minareye. Elektrik gidiyor. Dalga boylarına gayet gidiyor. Tamam, hoparlöre gidiyor. Hoparlörde tekrar bu sistemin tersi çalışıyor. Elektriği tekrar sese dönüştürüyor. Ve bu tarafa yayılıyor. Yani dönüşüm, değişim. Yani elektrik misali. Bir anda nihayetsiz işleri en uzağa en yakın, büyük küçük fark etmez, yoruldum ya demiyor. Ya gece ya şimdi mesai bitmiştir, elektrik der mi? Demez. Merhameti yok, anlayışı yok. Şuursuz bir şey. Bir de şuur versen her cihazı bilecek. Bir elektriğe şuur versen hangi cihazla çalıştığını, ne yaptığını bilir. Çünkü kadın çamaşır, süpürge makinesi çalışırken elektrik der, ne yapıyorsun, nasılsın falan, öyle yapma falan. Bir de konuşsa, bir şuur versen konuşacak. Herkese farklı farklı konuşmayacak. Çamaşır makine çalışırken bak öyle yapma ya, elini bozuyorsun. Süpürge makinesini böyle tut. Bir şuur versen elektrik neyi çalıştırıyorsa onunla konuşur. Herkes de konuşur. Ama bir anda onunla farklı konuşur. Fırıncı der ki o kadayısı yapma. Buna der ki süpürge böyle çık. Aynı anda. Ya nasıl olur ya bu aynı anda farklı kişiye, farklı konuşmaya, farklı soruya cevap mı? Bir örnek. Konumuz bu değildi ama kafanıza yeni gelenler için, takılacağı için cevap vereyim diye. Bundan daha bariz bir örnek vereceğim. Daha acayip. Örneği verdim. Elektrik örneği verdim.
Daha acayip bir örnek vereceğim. Size daha yakın. Bunlar daha ilmi. Daha düşünce. Bir anda nihayetsiz insan soru soracak. Hepsine aynı insan insan olacak. Bak elektrik de değil. Bak öyle bir misal. Nihayetsiz insan soru soracak. Hepsine cevap verecek insan farklı mekanda farklı kişilere farklı cevap verecek aynı anda. Navigasyon. Yaz navigasyona buradan adres neresi? Sağa dön dediği anda Antakya'daki bir adama sola dön diyor. Aynı kişi. Tersi mi oluyor hocam o zaman? Tüm yani istediğin birisi böyle yazmış Antakya'ya gidiş. Evet. Kırıkhan'dan Antakya adresi. Sağa dön, sola dön, tamam mı? Şuraya mı? Başka birisi navigasyon yazmış oraya. Kırıkhan'a geliyor. O da bu tarafı tanımlıyor. Ama aynı kişi, aynı uydu. Uydu haşa Allah'a misal. Telefon, navigasyon. Şimdi telefonlara yüklenmiş. Navigasyon insana misal. Adres vermek iradeye misal. Gösteriyor sana yeri. Peki uydu bir anda radyoların farklı farklı dalga boylarını yayıyor. Hepsinin evine. Değil mi? Aynı anda radyoda ne kadar FM'lerde adamlar konuşuyor. Birisi böyle konuşuyor. Diyarbakır'a birisi böyle konuşuyor. Birisi Türkçe konuşuyor, birisi Kürtçe konuşuyor. Birisi Fransızca konuşuyor, biri İngilizce konuşuyor. Peki televizyonları düşünün. O askeri amaçlı şeyleri düşünün. Uçakları düşünün. Uçaklarınla hareket ediyor. Vesaire. Şimdi aynı anda uydu bölümü var. Ufak bir yer. Navigasyon bölümü var. Soru soruyorsun, adres veriyorsun. Sana söylerken bana söylemiyor. Aynı anda farklı yer gösteriyor. Bana böyle gösterirken resim konuşması yetmiyor. İsmi de gösteriyor. Böyle de gösteriyor. Bir karşısa. He? Bir karışsa diyorum. Acayip bir şey. Ortamı karıştı zaman. Yani mesela bazen manyaklaşıyor böyle. Şuradaydım. Ben de yoruldum tabii. Üç dersten çıktım. Akşam bir yere gidiyorum gene. Dedim tamam böyle. Dershane gitmeden dedim bir eve gideyim bir dostlarıma böyle. Zilinle basıp çay içeceğim. Telefon et. Üç tane dersten çıktım kafam bitmiş. Artık bildiğim bir yeri de navigasyona verdim. Buradayım mübalağasız. Şurası dağ. Kayış dağı. Şuradan bir çıkış var. Biliyorum ama bilemiyorum şimdi. Kafam çalışmıyor, bitmiş. Şuraya Kurtköy'e gideceğim, buradayım. Pendik'teyim. Beni böyle İçerenköy, Bostancı İçerenköy'den böyle dönüştürdü. Sonra baktım, geldikten sonra harita baktım ki bana U yapmış. Aslında buradan geçilir. Bazen manyaklaşıyor gerçi ama yani insan da şey yapabiliyor. Şimdi navigasyon bir anda farklı farklı iş yapıyor vesaire. Hava sivrisineğin ciğerine girdiği gibi aynı zamanda filin ciğerine de iş yapıyor ve yaprağa da iş yapıyor. Seslerin, suretlerin, ısıların, ışıkların yayılmasını da iş yapıyor. Hava da aynı anda. Yani örneğin çok son bir örnek de vereceğim. Bir anda farklı farklı iş nasıl yapıyor diye. 100 trilyona yakın hücre var ama ruh bir anda karaciğerde ayrı iş, tırnakta ayrı iş, beyinde ayrı iş, böbrekte ayrı iş yetmiyor. Bunlar maddi. Hissediyorum, fikrediyorum, tahayyülde, tasavvurda, tahakkulda, tasdikte, izanda, iltizamda, ruhta, histe, kabiliyette, istidatta. Nihayetsiz iş bir iş gibi yapıyor ruh. Bu yapılanlar, ruh mahluktur, yapılmıştır. Hatta bir yerde alet diyor. Bunu yapan nasıl olur? Yani uyduyu yapan bir insan ve uyduya navigasyonu yerleştiren bir insanın İnsanın beynini yapan zat nasıl olur? Uyduya vay be hayret ederken uyduyu yapan aklı yapan zata niçin hayret etmiyoruz? Uyduyu yapan aklı hayret ediyoruz. Aklı yapan zata niçin hayret etmiyoruz? Yapılan alet böyle bir uydu yaparsa bu akıllı yapan zat neler yapamaz? İki yaptı. Neler yaptı yani? Çünkü bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Şimdi arkadaşlar konumuz, mevzumuz bu değildi. Ama bu, otomatik bu soru anlaşılıyor. Bu soru değil bu. Tamam, bu değil. Çünkü ilahiyatçı bunu sormaz. Ve kim okumuşsa böyle anlamıştır. Burayı
dar kalpli, kısa akıllı, kası fikirli insan, böyle imani mevzuları, yatası mümkün olmayan ve adsi beşeri noktasında, yani insanı kendisini ölçü yaparsa, bakarsa anlaşılmıyor ve inkar oradan sokuyor işte, çökertiyor. Buradaki cevap orijinal, çok antikadır, çok ilginçtir. Bunun cevabı Allahu Ekber'dir. Diyor ki, şeytanın bu desesesini susturan bir metni okuyun. Ama yeni gelen ve arkadaşlar için bu soruya cevap oldu. Bu hakikat tamam. Mahiyetten konuşacağım şimdi, biraz ilmi olacak. Şeytanın bu desesesini susturan sır, sırdır ama. Allahu Ekber'dir. Ve cevap hakikisi de Allahu Ekber'dir. Hocaya söyleyeyim, bir de ezan okusun. Evet, Allahu Ekber'in ziyade kesret de şair-i İslamiye'de tekrarı bu desesi mahvetmek içindir. Çünkü Allahu Ekber'e gireceğim. Çünkü insanın aciz kuvveti, yani bu soruları sorduran bakış tarzı şu, şuradan kaynaklanıyor. Aciz kuvveti insanın, zayıf kudreti insanın, dar fikri insanın böyle hadsiz büyük hakikatları Allahu Ekber nuruyla görüp tasdik eder. Yani görüp tasdik eder. İzah edeceğim, metni okuyayım. Ve Allahu Ekber kuvvetiyle o hakikatları taşıyor. Şimdi taşıyor. Allahu Ekber'i görüyor. Ondan sonra Allahu Ekber'iyle görüyor. Allahu Ekber bir penceredir. Kendisi değildir yani. O bir yeri tanımlıyor. Taşıyor insan oraya, taşıyıcıdır Allahu Ekber. Allahu Ekber penceredir, izah edeceğim, başa geleceğim ama. Allahu Ekber desisi dairesine yerleştiriyor ve vesveseye düşen kalbine diyor ki, bu kainatın gayet muntazamca tedbir ve tedbiri bir müşahede görünüyor. Bunda iki yol var diye burada duruyor. Bundan sonra giriyor. Ben bir Allahu Ekber'e giriyorum. Bu desisesini, şeytanın desisesini susturan sır Allahu Ekber'dir. Niye sır dedi? Allahu Ekber herkes söylüyor. Sır denmesinin hikmeti neydi? Benim anladığım şu, budur diyemem. Doğrusu bulunana kadar benim şu anda söyleyeceğim yanlış doğrudur. Bir daha. Doğrusu çıkana kadar benim söyleyeceğim yanlış doğrudur. Doğrusu olana kadar ama. Şimdi arkadaşlar şu, burada bir terleti adamı düşünce yönteminden bahsediyor. Diyor ki Allah mutlak ve muhittir. Hududu yoktur. Mutlak ve muhit olan bir yapıyı, yani Allah sistemini, haşa, anlamak için söylüyorum. Allah'ı muayyen ve kayıtlı olan, belli olan, ölçüleri belli olan bir akılla yata edilemez. Bir kere yöntem anlatıyor bize. Ne ile neyi anlamaya çalışıyorsun diyor. Yani muayyen olan bir sistemle gayri muayyen olan, muayyen olmayan bir yapıyı, bir özelliği insan kavrayamaz. O zaman diyor ki akla haddini bilmen lazım. Yani şöyle benziyor, mantıksız soru sorma diyor akla burada. Şimdi mantıksız soru şu, zahirde çok mantıklı gözüküyor, parlak. Sonsuzun sonunda ne var? Ne kadar mantıklı soru değil mi? Hakikaten sonsuzun sonunda ne var değil mi arkadaşlar? Yeni gelenler tam doğru. Sonsuzun, hakikaten insan merak ediyor değil mi? Sonunda ne var? Olur mu İsmail? Allah var, başka yapacak bir şey. Allah var. Doğru söyledin. Şimdi mantıksız niye soru? Hem sonsuz diyorsun, hem sonunda ne var diyorsun. Sonsuza son veriyor. Ve sonra orada seni oraya çekiyor batağa, orada soru soruyor sana. Batağı bir çekiyor. Çünkü mesela bir video görmüştüm bana. Kardeş getirmişti. Oradan bir saat psikoloji dersi çıkarttım. Bir timsah öküzü yakalamış kafasına su içerken.
Arkasından da 3 tane kaplan. Aslan değil, kaplan. Öküzü yakalamış. Aşağıya baksan, sakal yükseğe baksan büyük öküze göre. Şimdi önünde su ve timsah, arkada 3 tane kaplan. O sahasına çekiyor. Bu sahasına çekiyor. Aklı da böyle olacak. Şimdi orada mükemmel bir psikoloji dersi var. Ben onun hakkında bir saat dersim var. Dersin adı şey, psikoloji X kaç ise düşmanını sahanda karşıla diye. Şimdi ölçe bir olduğu için timsah ağzından kaçırıyor. Kaplanlar karaya çekiyor. Ama baktım timsah suyu terk edip karaya çıkmıyor. Çünkü hiç kimsenin karada aslan ve kaplana karşı pek şansı yok. Ama pek kimsenin suda da timsaha karşı şansı yok. Kesinlikle. Hiç şansı yok. O zaman herkes düşmanını kendi sahasında karşılıyor. Eğer sen sahandan, mahreminden, haramından, çitinden çıkarsan, düşmanına gidip de düşmanın sahasına girip düşmanınla savaş etmeye kalkarsan bir kere kafadan 1-0 de mağlupsun. Evet. Düşmanını kendi sahanda karşılarsan 1-0 galipsin. Hem plaja gideceksin hem de bakmayacaksın. 1-0 mağlup girdin. Hem televizyon açacaksın hem bakmayacaksın. 1-0 mağlupsun. Bakmamaya gücün yetseydi açmamaya başta yeterdi. Açmamaya gücü yetmeyenin bakmamaya gücü yetmeyecektir. Yani ağzına şeker almamaya direnemiyorsun. Ağzına şeker aldıktan sonra lezzet almamak şansın yoktur. Tamam. Şimdi niye anlattım? Eğer düşmanını mağlup etmek istiyorsan sahandan çıkma. Düşmanını sahanda karşıla. Psikolojik hastalıkların temeli sahasından çıkıyor. Düşmanın sahasına giriyor. Orada mücadele ediyor. Dönsene yuvana. Dön yuvana. Yani terkleri yap. Terkleri bir yap bakalım. Terkleri bıraktığın anda terk. Hemen sandısın. Seninle mücadele edecek hiçbir gücü yoktur, malzemesi yoktur şeytanın. Yeter ki sağında ol. Sağında olmak demek haram bölgeye girme. Besmele çekemediğin düğmeleri basma. Besmele çekemediğin şeyleri yapma. Besmele çekemediğin şeylere bakma. Bismillahirrahmanirrahim diyemediğin şeyleri dinleme. Allah'ın Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla gülüyorum diyemediğin yerlere girme. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adını atıyorum diyemeyeceğin yerlere imza atma. Bunları yaparsan sen sağındasın. Hiç kimse seni mağlup edemez. Celal İngilç oldu değil mi şimdi? İmza atma. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla atıyorum bunu. Allah razı bu işte. Dediğin yerde at. Allah razı değil vallahi burada şüphe. O zaman girme. Sağından çıkıyorsun. Şimdi bak. Sonsuzun sonu da ne var? Aklı oraya taşıdı ve batağa soktu. Sağından çıktım. Şimdi burada düşünce yöntemini bahsediyor. Allahu Ekber demek. Diyor ki sonsuzu sonlu bir akılla ihata seni buraya çekiyor. O da çok iyi biliyor şeytan. Aptal değil ki. Şeytan kendisine şeytan değil. Sana şeytan. Ha? Şimdi o zaman bu Allahu Ekber nedir? İnsanı haddini bildiriyor. Niçin Allah sonsuz büyüktür denmiyor da Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah en büyüktür deniliyor. Allah en büyüktür nerede? Allah sonsuz büyüktür nerede? Allah en büyüktür. İsmi taftil. Niçin en büyüktür diyor da al ezanda Allah sonsuz büyüktür denmiyor. Çünkü sonsuzun sonunda ne var gibi olur? Akıl mayen olduğu için, kayıtlı olduğu için, alet olduğundan kıyas da bilir. Duyarak, görerek, dokunarak, düşünerek. O zaman Allah'ı da nasıl bilir? Bildiği şeylere kıyas ederek bilir. Akıl. Bildiği şeylere kıyas eder. Mesela aşağı affedersiniz. Kusur. Ya Rabbi affet. Mesela biz inek, sığır. Allah nasıl bilir? Vallahi böyle bir ağzı var ki kırık hanım komple otunu bir anda alır.
Allah'a sığır, öyle düşünür. Yani herhalde bu kadar büyük ağzı var. Niye benim bu kadar varsa onun o kadardır. Kartal nesini nasıl düşünür? Böyle şartta, garpta kanatları var. Baktığı zaman gözü şöyledir, böyledir. Herkes kendi düşüncesine göre tahayyül eder Rabbini. O zaman diyor ki haddini bil. Bu Allahu Ekber vücudunu bildiriyor Allah'ın ama akıl Allah'ın içini bilemez. Sonsuzu bilemez ama varlığını bilir. Mesela beni bilirsiniz. Nüfus cüzdanım var. Ve görüyorsunuz beni. Ama beni varlığımı bilirsiniz. Vücudumu bilirsiniz. Ama mahiyetimi bilemezsiniz. İçimdeki duyguları bilemezsiniz. Hudutlarımı bilemezsiniz. Bilir misin? Akılla ya. Ben de senin emsalim. Yabancı değilim, ben de insanım. Mümkün değil. Peki benim hangi duygularım, hangi mertebede duygu? Nasıl bileceksin? Benim duygumun şu andaki ilmi, tasavvurum, taakkulum, sen dinleme makamındasın, ben konuşma makamındayım. Hangi mertebeden konuşuyorum? Acaba, bir şey anlatmak için söyleyeceğim. Benim kastettiğimi laf sen ne kadar ifade edebiliyorum? Ne kadar ifade ettiğimi sen ne kadar anlıyorsun? Bu tamam, bunlar hep indirgenen şeydir. Binaya 280 girer Ceylan. Binaya girişi 280'dir. Ama 220-230 civarında binaya girer. Kayıplar var yani. Kayıplar oluyor. Veya 230 girer, 220 içeriye şey yapıyor. Şimdi ben ne kadar anlatıyorum? O zaman aklın çalışma sisteminden bahsediyor. Akla şöyle diyor. Allah sonsuz büyüktür dense akıl bunu anlamaz. Akıl kıyasla bilir ve kendi ölçüleriyle yürür. Mesela Allah ne kadar büyüktür? Çocuk sordu bana. Şu radarda var ya radar. Radar var ya, ne diyorlar o da? Amonos. He? Amonos mu? Yok. Şu radar İskenderun'da kırık anarsın. Radar diyor. Radar diyoruz. Tamam. Yavrum bak Allah var ya, şu görüyor musun bir koğutu, bir yol. Allah ondan da büyük. Öyle mi ya? Allah ondan büyük işte. Ha hakikaten ya. Allah büyük olmasa o dağı nasıl idare edecek? Hakikaten Allah sonsuz büyüktür dese makine durur. Laz'ın bilgisayara sorduğu gibi ne var ne yok. Bilgisayar demiş ne sorarsan sor demişler ilk çıktığı zaman. Her şey cevap veriyor. Adam da öyle mi ya? Ne sorarsan sor. Ne var peki dedi. Ulan ne var yani varlıkta? Nasıl sayacak? Ne peki ne yok? Ne yok? Neler yok ki? Sayılır mı? Adam durmuş. Şimdi akılda sonsuz büyük dese cihaz durur. Yanacak hocam da peki. O zaman dedi ki dağ, Allah ne kadar büyük? Bak şu dağ var ya dağ. Ondan büyük. Günahkar insana söylüyorum. Allah nasıl bir şeydir? Senin günahından büyüktür. Senin günahlarını yok edebilecek kadar güçlüdür Allah. Ömer abi saltanat istiyor, mülk istiyor. Allah senin istediğin mülklerden daha büyüktür. Hakikaten mi ya? Allah nasıl büyüktür? Ha? İstediğin sonsuzluktan daha büyük. Allah sonsuzluktan daha büyük. Çünkü sonsuzluk kavramına göre. O zaman burada akla yürütme yönteminden bahsediyor. Yani akla hududunu söylüyor. Allah'ın vücudundan bahsediyor. Ama içerisi senin kavrayamayacağın kadar. Eğer hakikat Allah sistemi haşa. Allah hakikatının içerisini sen bu ölçülerle anlamazsın. Zira karşındaki insanı anlayamıyorsun. Bu sen Allah'u ekber sırrı sen büyük neyi büyüttün kendi aleminde? Allah ondan büyüktür. Ya bu işleri nasıl yapar? Hangi işleri? Şu kadar çok iş. Ha bu kadar çok işten büyüktür. Yani şu kadar büyüktür nasıl değil? Allah ne kadar büyük? 18. Ya niye 21 derece büyük değil? Bu sayı durur mu? Mesela diyelim 240 büyüktür. Veya Allah gezegenleri yapacak kadar büyüktür. Niye? Galaksileri de büyük. Ha, o zaman şu denilir. Kökten hallediyor soruyu. Sen büyük zannettiğin şeyler nedir? Ne biliyorsan hepsinden büyük. Biraz da ileri gittin ondan da büyük. Yani Allah'lık hakikat yani insanın iç aleminde bahsetmiyor Allah-u Ekber. Vücudumdan bahsediyor.
varlığından bahsediyor. Allah vardır, nasıl bir şeydir? Büyük zannettiğin her şeyden büyük olan bir Allah var. Böyle bir Allah'ın vücudundan bahsediyor. İçerisinden bahsetmiyor mevzu. Ve burada akıl yürütme yöntemini söylüyor. Aklın yapısını, işlevini, sahasını, hududunu çiziyor. Aklın kaldıramayacağı yükleri ona hamletmiyor. Böyle bir şey de istenmiyor akıldan. Ama şeytan akıl üstü çok iyi biliyor akıl çalışmasını. Çünkü kendisinde zekevellik var. Zekidir, aptal değil. Aklın işlevini bildiği için akla öyle bir önermeler, öyle sorular getiriyor ki aklın dışına taşırıyor. İnsan hemen avlanıyor. O balık oltasına gelen hayvan gibi o oltaya geliyor. Hakikaten ya Allah nasıl büyük, nasıl sonsuz büyüktür. Sonsuzu anlayacak aletin yok. Çünkü sonsuzu anlayacak alet sonsuzdan büyük olacak. Sonsuzun sonu yok ki sonsuzdan büyük aletin olsun. Dağda olan dağı göremez. Dağın dışında olması lazım. Hazreti Ali söyle abi. Nasıl o kadar insanların hasap görecek Allah mahşerde? Ve diyor ki nasıl rızıklandırıyorsa öyle görecek diyor. Ya bir anda diyor, tamam. Mesela o adamın şeyi, bedevinin yapısına göre cevap vermiş. Evet, okumuştum. Bu kadar insanın hesabını aşırı nasıl görecek? Adam baktı. Ya bu kadar insanların rızkını nasıl karşılıyorsa. Veya nasıl hesabını görecek? Ben de şöyle diyebilirdim sorsalardı. Ha, bu kadar kişinin hesabı nasıl görecek? Şu anda nasıl görüyorsa. Şu andaki insanlar görmeyecek mi? Zaten görüyor. Şu anda hesabını görüyor zaten. Herkesin hesabını duruyor. Yani hesap orada mı görecek? Burada görüyor zaten. Çünkü ayette öyle gidişata bakılıyor ki her şey bitmiş de konuşan bir Allah var. Bazı usluplarda Kur'an'da olacak haşir. Haşir, cennet, cehennem olacak. Öyle bir Kur'an'da uslup var ki cehennemin içindeki bir adamı konuşturuyor. Olmuş bitmiş. Hayal ettirmez ki. Sen elem tere mesela. Görmedi mi? Görmedi tabii peygamber. Ama olmuş bitmiş. Miraç'taki şeyleriyle ona söylüyor. Sonra görecek Miraç'ta ama görmedin mi diyor. Çünkü Allah nazarında mazi müstakbel hali yok. Her şey olmuş bitmiştir. Allah bu zalime nasıl sabrediyor? Allah zalim etmiyor ki. Zalimin zulmü anında cezasını da aynı anda vermiş oluyor. Çünkü Allah geleceği ve bilmez. Geçmiş geleceği anı her an bilir. Gelecekte şöyle yapacak Allah. Allah yapıyor zaten. Hangisine yapıyor ceza? Şu ampul var ya ampul. Saniyede 60 defa yanar söner. Yanıyor mu yanmıyor mu? Yani ampul. Böyle oluyor. Ama gözün görme kabiliyetinden daha hızlı olduğu için ampul devamlı yanıyor zannediyoruz. Uzaktan dağın tepesine bakarsan alandan şehre ovaya, kırkana ampulleri görürsün. Tık 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 tık. Doğrusu o. Çünkü mesafeyi anlıyor göz. Aynı bunun gibi biz var olup yok oluyoruz. Var olup yok oluyoruz, var olup yok oluyoruz. Her an dırırt ama olduğumuz şey gelmiyor bir daha. Gidiyor. Lamba yandı, gitti. Tekrar yanan o geri gelen değil. Yaprak açtı. Sonbahar oldu, döktü. Gelecek bahar aynı yaprak mı yapışıyor? Yeni. O yaprak uçtu gitti. Yeniden. Ha, insan da böyle yeniden yaratılıyor. Aynı tekrar yok. Bak bir şey anlatacağım. Allah cezayı nasıl veriyor? Tekrar olsa sabit olurduk abi. Evet. Çünkü işte gitti giden gidiyor. 3 yaşındaki, 10 yaşındaki, 30 yaşındaki hangisi veriyor? Şimdi evet böyle bak şimdi. Başka bir şey anlatacağım da ilginç. Mesela adam, süre sizin misalini söyleyeyim. Ya Esat'a nasıl Allah ceza vermiyor? Bu kadar insan mazlumu şey yaptı falan. Allah şu anda veriyor. Müslümana da mükafat veriyor. Şehit de mesela. Ama ceza nasıl olacak? En iyisi etmiyor. Bak. Var olup yok oluyor musun? O dırtlar nerede? Cehennemde. Onlar şu anda cehennemde. O gidenler cehennemde. Dırtlar giden cennete. Sonu hatırlamadığı için şeyde ölü demeyiniz. Şimdi Allahu Ekber meselesi gene. Yani Allah'ın nazarında işte fiziken de söyledim. Mazi müstakbel aynı hazıran gibidir. Bak
senin istikbalde zannettiğin cezayı zaten yaptığın anda cezasına giriyor. O durutlar nereye gidiyor ki? Sen kaç yaşındasın Celal? 41 sene geçmişim var değil mi? 40 sene. Demiyor musun iş yerinde 40 senelik tecrüben var. Peki nerede o 40 senin? Bitti. Tamam da nerede? İstikbalde. Yani çöpe gitmedi bir yerde muhafaza oluyoruz. Geçmişin neredeyse gelecek de oradadır. Çünkü geçmişimize gidiyoruz. Ya. Dırırt, o yaşı girmeyeyim şimdi. Demek ki Allahu Ekber diyor. Niye burada söylüyor diyor. Allahu Ekber sorunun cevabı değil ama cevabıdır. Hem cevabıdır hem değildir. Ne demek? Burada akla yöntem öğretiyor, haddini bildiriyor. Ve sen muayyensin, Allah gayri muayyendir. Muayyen belli olana belli olamayacak bir şeyi anlamasına çalıştırmak, kafadan kaybetmek. Yöntemi anlatıyor, tuzağa gelme, sağdan çıkma. Timsah kadar akıllı ol. Sudan çıkmadı adam. Kaçırdımsa kaçırdım, avı kaçırdım, yoksa ben av olacağım dedi. Ava giderken avlanıyor. Niçin kaplan suya gelmedi? Sahasından çıkmadı hayvan olarak. Sen insansın, niye sağından çıkıyorsun? Sağından çıkıyorsun, düşmanın sahasına giriyorsun, top sahasına. Ne diyorlar onun sahasını oynamaya? Deplasman. İnan bilmiyorum, yani şey için söylemiyorum. O deplasman dedi. Onun sahasında oynuyorsun. Yani bir kere kafada moral çok yüklüğü var. Yani biz 1-0 var ya. Onun sahasında oynuyorsun. Yani kendi sahanda oynatacaksın. Adam bak, niye timsah çıkmadı onun sahasına? Ben şeytanın sahasına gireceğim, şeytanla mücadele edeceğim ve muvaffak olacağım. Ya. Böyle ne de bulacaksın? Bana bir şey olmaz. Zannı bir kere tuzak. Acayip bir şey. Adama dedim ki siçede indim, uçaktan indim, böyle manyaklık var böyle. Uyumamışımdır ama uyumuşumdur. Ya acaba abdestim gitti mi gitmedi mi? Allah bir sesi gelse namaz kılacağım, abdest almayacağım. Çünkü ve şeytan varı bozmak üzerine kurulduğu için abdestim varsa vesvese getirecek, hiç şansım yok. Abdestim varsa vesvese getirecek, abdestim yoksa getirmeyecek. Ulan dedim şöyle durdum, ulan bir vesvese gelse de gözümü kapattım. Herhalde benim abdestim yok değil mi galiba? Yok diyecek de hemen hiç almayacaktım, namaz kılacağım. Ama şeytan yemedi tabii. Bunu şeytanlık yapıyor. Sahaya giremedim hocam. Sonradan o da dedi ki ben o kadar aptal değilim dedi. Baktım hiç abdestim ağzını almıyor. Şüphelendirmiyor. Demek abdestim yok. Gittim aldım. Şüphelenmediğim için abdest aldım. Şüphelenseydim almayacaktım. Çünkü şeytanın tasdikli olacaktı abdestim. Vesvese şeytan tasdiklidir. Sahama gelmedi adam. Hizmet noktasında bakabilir miyiz? Layıkalara uymadığın zaman? Kesinlikle. Layıkalara bakmadın. Vallahi billahi tallahi. İnandığım bir dava için söylüyorum. Emnet olduğuna yemin ediyorum. Layıkalara uymadın mı? Hiç şansın yok. Onun sahasında oynuyorsun. Hiç. Çünkü neyi, ne zaman, kime, nasıl, niçin, hangi makam, maksatta söyleyeceksin, yapacaksın, önereceksin, teklif edeceksin, yöneteceksin. Nasıl yapacaksın? Kim, kime, neyin, ne zaman, nasıl, niçin, makam, maksat, uslu ve ifade ve yöntem. Nasıl yapacaksın? Söyle bakayım bir kuralın yoksa. Estiği gibi mi yapacaksın? Adam böyle moral bozuk, karısıyla kavga ediyor, camiye kürsüye çıkıyor. Tanıdığım için söylüyorum ben. Beraber çıkıyoruz da. Ondan sonra kürsüye çıkıyor. Moralı bozuk. Vallahi teravide yansın veriyor. Yani cehennemin diplerine kadar anlatıyor. Cehennem şöyle dedi. Aynı adam moralı çok iyi. Kral gibi adam kürsüye çıkıyor. Cennetin ortasına herkes oturtmuş. Ulan din hangisi? O mu bu mu? Adamın duygusuna mı bağlıyız yani? Ölçü olmayınca böyle olmuş. Adamın duygularına, anlayışına, o andaki haletine, psikolojisine göre dinimi kurgulayacağım. Niye? Ölçün yok. Niye ne zaman anlatıyor? Bak. Bu kuralda çıkmıyor. Ve peki arada söylediklerin ne olacak Hasan? Ne dedim başta? Başta tedbirimi söyledim. Doğrusu bulunana kadar söylediğim yanlışlar doğrudur. Kitaptaki hariç benim ifadelerimde ait. Bir tanesi dedi ki o alim.
bununla paçayı kurtarıyorsun dedi. E tabii niye mesuliyet altına gireyim? Benim anlayışım bu böyledir diye bilir miyim? Allah'tan korkar. Demek ki akla yöntem öğretiyor. Allah'ın vücudundan bahsediyor Allahu Ekber. Allah'ın içini anlatmıyor. Allah anlatma dersi değil bu. Yöntem dersidir. Akla uyduğunu gösteriyor. Ve sonra atsi beşeri noktasında pergelini insan üzerine koyma. Kimin hakkında konuşuyorsan onun sıfatlarıyla konuş. Yani sen bunu binayı nasıl yaparsın? Tamam. Mehmet'e göre, Ahmet'e göre kıyas ederiz İsmail'i. Ama Allah'ı kimseyle kıyas edemezsin. Çünkü niye? Akla şunu anlamasını söylüyoruz. Aklın ustasını bu aklı yapana, bu aklı yapmış, bu akılla ustasını anlamaya çalışıyoruz. Yani bu masayı ben yaptım. Masaya diyoruz ki seni yapan Hasan'ın duygularını söyler misin? Fikirlerini, hislerini, maneviyatını söyler misin? Rum'dan bahsedebilir mi Mustafa bu adam? Bu şey masa. Masayı ben yaptım. Ben yaptım diye masa benim Rumanlar mı? Sen de Allah'ı böyle anlamaz. Ama varlığını bilirsin. Allah'a ekber deyince Allah böyle bir şeydir. Peki burada duralım. Kaç dakika oldu? 50 dakika oldu. Tamam. Yani meseleyi atsi beşeri noktasında bakmayacağız. Atsi beşeri noktasında sistem böyle çalışmıyor. Bize bakan yönüyle değil, kimin hakkında ne konuşuyorsan onun duygularıyla. Şöyle diyeyim. Celal'ı önümde olduğu için söylüyorum. Benim hakkımda Ahmet, oradaki Ahmet söyle yapmasmış. Ahmet bir şey yapmaz. Ben de söylerim buradan. Sen kalk git. Mahmut. Gel buraya. Çabuk kabul ettir. Bırak. Şimdi benim hakkımda misal için söyleyeyim ve kesin bir şey bitireceğim. Benim hakkımda dediler ki ya Hasan abi buna şöyle dedi. Hani çok da hani uygunsuz bir şey söyledi. Bağırdı, çağırdı. Ya bana böyle dedi. Ya ben Hasan'a gittim tamam mı? Dersen bir şey sordum kardeşim sorulmuyor ki. Fırça attık iş yaptı. Sen de sırf onun dediğine bakıp sırf o yemin de etse doğru hakikaten aynı demişim. Hükmetsen zalim olursun. Ne yapacaksın? Şimdi eğer yakınsa, iletişim varsa soracaksın. Yoksa ben olacaksın. Ben olduktan sonra benim konuşmamı anlarsın. Çünkü mesela iki şekilde sana soru soruyorum. Mehmet, onu niye yaptın Mehmet? Birincisi bu. Buna verecek cevap ayrı. Mehmet niye yaptın onu? Ama sana naklederken nasıl dersin? Ya Mehmet'e niye yaptın sordum ya. Mehmet niye yaptın diye sordum. Mehmet niye yaptın? Aslında böyle sormuş. Ama tanıdığın kadar o olabilirsin yani. Evet. O da yani. Ha tanımıyorsan o zaman işte tanıyorsan o olacaksın. Onun kültürü, sendeki tesiri, sendeki yapısı, sendeki malumatı. Onun kariyeri, konumu, bir de bu adamı tanıdığın kadar. Oysa cevap, aynı soru iki kişiye farklı cevap verilir. Aynı soru, aynı insana soruluyor ama soranlar farklı. Mesela Allah Resulüne bir gün, bak sahabe farklı, mekan farklı, zaman farklı, 23 senede. Bir yerde bir sahabe sordu. Ya Resulallah Allah'ı biz seviyoruz. Allah bizi seviyor. Soru aynı, peygamber aynı. Cevap hep farklı. Bak, kişiler, soran kişi farklı, sorulan mekan farklı, sorulan zaman farklı. O zaman soru aynı olabilir ama kişiye göre verilir cevap. Mekana göre verilir cevap. Zamana göre verilir cevap. Mesela bir tanesine dedi ki
Bir insan Allah'ı seviyor ama Allah onu sevmesinin alameti nedir diye sorduğu zaman bir kul Allah'ı severse, Allah kulu severse alameti, kusurlarını sen görüyorsan Allah seni seviyor. Adamın o zaafı vardı. Zaafından cevap verdi. Allah bir kulunu severse sevdiklerini sevdirir. Demek onda o zaaf vardı. Başkasına Allah bir kulunu severse sevgisini kalbe koyar, kendi sevgisi. Başkasına Allah bir kulunu severse sevdiği işleri yaptırır. Allah bir kulunu severse dinine hizmetçi seçer diyor. Allah bir kulunu severse başa geliyorum. Kusurlarını ona gösterir. Yani hepsi cevabı farklı. Ama cevap veren şahıs aynı. Ama kişi ve zaman farklı olduğu için. Ha o zaman şimdi bu Allah-u Ekber de bu yöntemin hakikati. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha'tı mazselevatı.